Evet, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. İnşallah haddimizi aşmıyoruzdur. Cenab-ı Allah edep ve adab dışı her türlü hareketten, her türlü sözden, lafızdan, kelimeden edep ve adab dışı nefes alıp vermekten bile Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Böyle büyük bir mevkide, böyle bir yerde konuşmak belki çok sorumluluk isteyen zor bir şey ama kardeşlerimiz onlarla paylaşmamı istediği için, sizler istediğiniz için buradan haddimi aşarım. Rabbim beni affetsin. Rabbim bana merhamet etsin. Bu büyükler de bizim özrümüzü kabul etsinler. Sizlere hitap etmek istedim, ediyorum yani. Allah-u Teala kusur ve noksanlıklarımızdan bizleri mesul tutmasın inşallah. Nurşin'deyim. Nurşin yani tasavvufun, tarikatın, ilmin merkezi. Nurşin bu yüce silsilenin Anadolu topraklarına intişar etmesini, yayılmasının merkezi. Nurşin, Şahrahmani Dahi'nin Kudüs-i Ruhu, Hazret Şeyh Muhammed Ziyavuddin'in ve o aile mensubu büyük zatların, sayısız hulefanın, büyüklerin yaşadığı yer. Şu anda biz türbedeyiz. Şahrahmani Dahi, Hazret Şeyh Masum, Haddesallahu Teala Selam ve yakın bir zamanda kaybettiğimiz Şeyh Nureddin Efendi'nin kabirlerinin bulunduğu aile kabristanının olduğu yerdeyiz. Sizlere burayı paylaşmak istiyorum. Şu ortadaki kabir, bu Şeyh Abdurrahman-ı Tahir'in kabridir. Ben de sallallahu aleyhi ve sellem Seyda-i Tahir'in kabri. Ondan sonra Şeyh Masum'un kabri ve tabii şu öbür taraftaki de Hazret Şeyh Muhammed Diyaüddin Kudüs-i Sırrı'nın kabri. Burası bir aile kabristanı. Bu büyük zatların kabirlerinin bulunduğu yer. Burası Seyda-i Tahi ilk defa buraya defnedilmiştir. Tabi burası mezarlık değildi. Burası Seyda-i Tahi'nin eviydi, yaşadığı yerdi. Seyda Şabdurrahman-ı Tahi Kaddesallahu aleyhi ve aziz hayatta olduğu müddetçe hep Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetlerine uymayı, onları yerine getirmeye, onları hayatına tatbik etmeye çalışmış, çabalamıştır. Bütün ömrü sünnete mütabaatti. Bütün ömrü sünnete uymaktı. Bu yüzden vefat ettiği anda etrafındakiler, alimler, halifeleri, Şefaatullahi Verkanisi, Kudüs-i Ruhu başta olmak üzere dediler ki Seyda'ya nereye defnedeceğimizi sormadık. Onu nereye defnedelim? Tam o sırada sanki onların kalbine gelmiş gibi orada bulunan alimler dediler ki Seyda'nın bütün ömrü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a benzemekti. Ona mütabaat etmekti. Onun sünnetine uymaktı. Biz son anında da, son görevinde de bu durumda da biz onu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyduralım. O sünneti ona nasip olsun. Ona yaşatalım tabiri caizse. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği yere defnedilmişti. Seyda-i Zahide de biz vefat ettiği yere defnedelim diyorlar. Ve Seyda'yı evine, buraya vefat ettiği yere defnediyorlar. Çatısını kaldırıyorlar. Çünkü biliyorsunuz mezarların üstlerinin türbelerle kapatılması dinen çok hoş karşılanmamıştır. Böyle korumak için, muhafaza etmek için çok özel bir durum söz konusu değilse mezarların üstünün açık bırakılması gerekir. Burası ziyaret ettiğim, buradan da selamlıyoruz bu büyük zatları. Burası tabii yani 100 yılı aşkın bir süre bilhassa Nakşibendi tarikatının ve ilim meclisinin merkezi olmuştur. Burası nice sayısız alimlerin gözlerini yumup oturup mana aleminin perdelerini aralamaya çalıştıkları yerdir, mevkidir. Burası nice velinin, nice büyük zatların yetiştiği yerdir. Burası Şeyh Maşuk'un yetiştiği, Şeyh Maşuk'un yetiştirdiği yerdir. Haddesallahu sırrı aziz. Şeyh Muhammed Maşuk'un kim bilir biz burada oturdukça acaba nereye geldi, nereye oturdu, nerede gözlerini yumdu? Onun etrafındaki alimler, onun etrafında pervane olan o büyük zatlar.
Selam Allah Muhyiddin'den, selam Allah Haydar'a, selam Allah Burhaneddin'e, selam Allah Hasan-ı Kananasi'ye. Daha nice sayısız hulefası, kim bilir hangisi nerede geldi, kıyısında, sağında, solunda durdular. Onun dizinin dibinde oturdular ve dediler ki bize Rabbimizi, bize Allah'ı anlat dediler. Bizi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyma konusunda yetiştir dediler. Kalbimizi tasfiye et, nefsimizi terbiye et. Bize yol göster, rehberlik et, bizim için rehnuma ol dediler. Ve Şeyh Muhammed Maşuk yıllarca Kudüs Ruhu bu Nurşin'de, bu dergahta, burada bu vazifeyi yerine getirdi. Gelen, elini tutan herkesin Allah'a yönelmesini sağladı. Cenab-ı Allah'a yüzlerini çevirmeleri, kalplerini bütün günahlardan ve dünyadan temizlemek için ne yapmaları gerektiği konusunda hepsini tek tek yetiştirdi. Burası yıllarca ve şu anda da öyle hiçbir şaibeye, dünyanın hiçbir pisliğine, siyasetin hiçbir pisliğine, dünyanın hiçbir hilesine ve hurdasına, şeytanın hiçbir tuzağına düşmeden İslam tebliğinin, İslam şeriatının tatbikinin yapıldığı yerdir. Burada en büyük hizmet yapılmıştır. Anadolu topraklarında en büyük İslami hizmetin, şer'i hizmetin ve şer'i ilimlerin tahsilinin, şer'i eğitimin yapıldığı yerin merkezidir. Seyyid-i Tahir'in sayesinde Kudüs-i Ruh, Güneydoğu'nun birçok yerinde hemen hemen her köyde tabiri caizse bir medrese kurulmuş, talebeler yetişmiş. Bu talebeler Arapçadan Farsçaya, hatta pozitif bilimlere kadar, matematiktir, fiziktir, fen bilgileri de dahil, medreselerde bu eğitimleri dahi görmüşlerdir. Yani mahrum bırakılmış medeniyetin, efendime söyleyeyim, teknolojinin vesairenin bütün imkanlarından mahrum kaldıkları halde çok güzel ve büyük insanları, bilginleri, hikmet sahibi insanları, ince, hassas, düzgün, her şeyden önce insanlığı öğreten insanları yetiştirmişlerdir. Çok ilginçtir. Birçok şeyden mahrum olan bu bölgede buradan yetişen insanlar her şeyden önce insan olmayı, topluma ümmet olmayı öğretmişlerdir. Yardımlaşmak, merhamet, birbirinin elinde tutmak, insanları yetiştirmek, ilim sahibi yapmak, takva sahibi insanlar haline getirmek konusunda bütün gayretlerini göstermiş ve bu yer, burası, Nurşin, yani şurası, şu gördüğünüz yer, şu gördüğünüz yer yıllarca, yıllarca bunun merkezini, bunun idaresini yapmıştır. Allah-u Teala bize bu dini, bu dini bizlere kadar yetiştiren, elhamdülillah bizim de onlardan fayda etmemizi sağlayan bu büyük zatların bereketini, himmetini üzerimizden eksik etmesin. Seyyid-i Tahir'in, Şabdrahman-ı Tahir'in Kudüs-i Ruhu hala gölgesi ve bereketi üzerimizde durmaktadır. Hazreti Şeyh Muhammed Diyavuddin'in Kudüs-i Ruhu tasarrufu hala hepimizin üzerinde devam etmektedir. Kim bir hatme sofrasına, hatme sofrası dedim çünkü cennet sofralarıdır, zikir meclisleri kim oturursa, kim gözünü yumarsa bizim hepimizin gözümüzü yummamızda ve mana alemine doğru kalbimize gömülmemizde Şeyh Abdurrahman-ı Tahir'in, Hazret'in, Şeyh Maşuk'un, Kudüs-i Ruhu ve buradan yetişmiş olan diğer halifelerin tabii ki hepsini saygıyla anıyoruz. Ama merkez burası, burası olduğu için bu büyük zatların bizim bütün göz yumuşlarımızda, bizim bütün kalp zikrimizde hep bu zatların payı vardır, nasibi vardır. Hep bunlar bizim örneklerimizdir. Ezan okundu. Nurşin'de hatme yapabilmek için, Nurşin'deki hatmeye katılmak için burada Şeyh Nureddin Efendi'nin oğlu Şeyh Nureddin'in hatme halkasına oturmak için sohbetimizi burada kesiyoruz. Hepinize dua ettik. Cenab-ı Allah hepinize burayı nasip etsin. Buradan bizi mahrum etmesin Rabbim. Ve buradaki büyük zatların Cenab-ı Allah hepimizi hatırına versin inşallah. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.